Efendim bizim sıkıntımız teknolojide. Sıkıntımız teknolojide. Teknoloji de öyle bir afet ki sizi esir alabilir. Yani orada da çok büyük sıkıntımız olduğunu ben tahmin etmiyorum. Hele bu Amerikan kapitalizmiyle mukayese ettiğim zaman. Yani çünkü inovatif bir mizacımız var bizim. Şimdi mesela bakın Anadolu'ya, insanlar birçok şeyi ortaya koyuyorlar. Şu anda aklıma gelen bir şey. Kuzey Karadeniz'de araba yarışları yapılıyor. Ve o yamaçta, sonbaharda halk yapıyor bunu. Tahtadan arabalar yapıyorlar ve o arabalar 70 kilometre saate kadar çıkıyor rampadan aşağı inerken. 1915 senesinde Mack kardeşler at arabası yapıyorlar. Amerika'da Mack kamyonları vardır. At arabası yaparken kamyona dönüyorlar. Yaptıkları şey şu, at arabasının önündeki atı kaldırıyorlar, oraya bir motor koyuyorlar. Bir de tahrik mili ne kadar iptidai. Böyle başlıyor hadise. Step by step gelişiyor hadise. Birdenbire son ürün değil. Amerika'ya gittim sene 71 doktora tezi için. Çalışmaya başladık. O zaman bir büyük kutu içerisinde bilgisayarda kart sistemi var. Hoca getirdi. Dedi ki senden belki doktora talebesinin bıraktığı şey bu. Sen bunu geliştireceksin. Bir de akış şeyi getirdi. Flowchart getirdi. Ben böyle 3-5 satır, 5-10 satır flowchart görmüşüm. Feleğim şaştı. Ben nasıl yapacağım? Ama ya Bismillah, ya Allah, Rabbiyesi ve la tuası. 3-4 ay sonra anladım ki o 20 senelik bir birikim, onun da başlangıcında 4-5 satırlık flowchart var. Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, Parik gelmiş, kim gelmiş, Koreli gelmiş, Çinli gelmiş. 20 sene sonra o hale gelmiş iş. Pek rahatlamıştım. Tabii. Temadiyet var hadise. Temadiyet. Temadiyet tabii, var. Tabii. Dünyanın temeli bu. İlk Osmanlı camilerine bakın. Rahmetli Ekrem Hakkı Bey ne büyük adam. Diyor ki Süleymaniye'yi anlamak istersen Bursa'daki Orhan Camii'ne bak diyor. Bursa fetholmuş. İlk büyük şehir Bursa'nın fethi. Osmanlı'nın ilk büyük şehir. Ondan evvel küçük kasabalarda yaşıyorlar. Ve oraya o Sultan Orhan bir cami yaptırıyor. Ona bakacaksın diyor. Hakikaten öyle yani. 200 senede 1326'dır Bursa'nın fethi. 1554-57'de Süleymaniye işte 200 küsur senede Süleymaniye çıkıyor ortaya. Biz bugün bu anlayışta kaybettik. Nerede koptu bu film? Bu ip nerede koptu? Bunu yakalayacağız. Bidinli Tevfik Paşa'da mı koptu? Mesela lineer cebirin Avrupa'daki karşılığı. Napiye ile gelen bevi muasır. İkisi de logaritmayı aynı anda ortaya. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Üstel fonksiyonlar. Gelen bevi. Geçiyorsunuz gelen be kazasından. İşte hali yol oradan geçiyor yani. Kim bu adam? Haberimiz yok. Mimarlık tarihini biz yazacağız. Tefekkür tarihini biz yazacağız. Yani hani ol mahiler ki derya içredir. Deryayı bilmezler. Deryayı bilmezler. Evet. Biraz kendimize daha fazla belki özgüvenle bakmamız lazım. Ve onun için de bilmemiz, zevk almamız bu işlerden, benimseyerek, altyapıyı sabırla oluşturarak bunu yaparken de Cenab-ı Allah'a iltica edelim. Çünkü biz medeniyeti bir medeniyet arkeologu gibi yeniden bulmak noktasındayız. Oraya bağlanacağız. Bu çok mühim bir hadise. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Böyle bir kelebek misali düşünceler arasında uçuşuyoruz. Akış böyle, evet, evet. Sağ olun. Rica ederim. Ben tabii sizi dinlerken bir taraftan da bazı kelimeler beni büyülüyor. Mesela trigonometri için müsellesat. Ama öyle. Harikulade bir kelime. Yani çok da şiirsel böyle şey. Bunları da kaybettiğimizi görerek üzülüyor ama insan işte aslında. Ben bilhassa kullanıyorum bunları. Biz yeni bir medeniyeti bu ve buna ilave edeceğimiz yeni kelimelerle inşa edeceğiz inşallah. Tabii. Müsellesat çok mühim yani. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah.